Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülay. Bugün sizlerle meningiç kahvesi yapacağız arkadaşlar. Meningiç kahvesinin dalındaki ilk halinden son haline kadar sizlere tüm aşamalarını göstereceğim. Adıyaman yöresinde çokça sevilen bir kahve türü ve çok tüketiliyor. Meningiçlerimizi toplamamız için yağmurun yağmasını bekliyoruz. Çünkü meningiçler dalda kırmızı oluyor en başta. Yağmur deyince yeşile dönüyor rengi ve yeşile döndükten sonra toplayabiliyorsunuz, kahve yapabiliyorsunuz. Biz de yağmurun yağmasını bekledik ama bu sene yağmur zamanında yağmadığı için çok az meningiç var. Yine de ben biraz buldum. Şimdi onları hemen toplayıp öğütme aşamasına geçelim. Şöyle yeşil olanlarını alıyorum. Bu şekilde topluyorum. Bu yeşil olanlarını kahve yapacağız arkadaşlar. Bakın şurada meningiç sakızı oluyor. Şurada şöyle dalını kopardığınız zaman bulduğu en küçük yerden hemen dışarı çıkıveriyor. Ve çok sağlıklı. Onu da belirtmek istiyorum. Bu koruyacak. 2 gün kuruduktan sonra daha sonra bunu seçeceğim. Şu dallarından ayıklayacağım. Şimdi kurutma işlemini yapalım. 2 gün sonra tekrardan görüşürüz. Meningiçlerimi güneşte beklettim. 2 gün geçti arkadaşlar. Kurudular. Şimdi diğer aşamalarıma geçiyorum. Bunu böyle yaptığımızda şu dal kısmı ve kırmızı olanı üste kalıyor. Yeşil olanlar aşağı kayıyor. Bu şekilde temizleme işlemini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Tek tek seçmenize gerek yok. Arkadaşlar meningiçlerimi seçtim. Bütün dallarından da ayıkladık. Yaklaşık 2-3 saattir o işlemle uğraşıyordum. Şimdi bu tepsi üzerinde yapıyoruz. Siz tencere gibi bir ürünün içerisinde de yapabilirsiniz. Fakat yaptığınız ürün böyle bakın şu şekilde dibi kararıyor. Yani varsa şöyle kullanmadığınız bir tepsi onun üzerinde kavurma işlemini yapabilirsiniz. Şimdi ateşimi yakayım, kavurma işlemini geçeyim. Devamlı karıştırıyoruz. Ateşimizi de yavaş yapıyoruz. Eğer meningiçleri çok fazla kavurursanız meningiç kahvesinin tadı acı oluyor. O yüzden biz az kavurmayı tercih ediyoruz. Şöyle içinde kalmış. Bunu da alalım. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın. Bu kokuyu alabilmenizi çok isterdim. Gerçekten mükemmel. Artık yeter. Şimdi meningiçlerimi kaldıracağım. Ve diğer işlemime geçeceğim. İşten indirdim arkadaşlar. Bakın hepsi kavrulmuş durumda.
Şöyle yakından göstereyim, bakın. Tümü kavrulmuş. Tam soğumadan hemen ezme işlemine götürmem lazım. Şimdi ezme işlemine gidelim. Taş çok ağır. Yani biraz yaptım. Daha sonra çok yoruldum. Görümcem bana yardım ediyor. Şimdi o ezme işlemine devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Bu kıvama geldiği zaman kaldırıyoruz. Olmuş oluyor. Şimdi bunu şişeye alacağız ve diğer kısmı da ezmeye devam edeceğiz. Şöyle kıvamını da göstereyim arkadaşlar. Bakın bu kıvama geldikten sonra kaldırıyoruz ve şişeleri alıyoruz. Şöyle taşı iyice sıyırıyoruz ki boşa gitmesin. Ezme işleminin bir kısmını bitirdik. Sizlere göstereyim. Bu ezilmemiş hali, kavrulmuş ve ezilmemiş hali. Bu da ezildikten sonraki hali. Şimdi kahvemizi pişirelim ve karşılıklı içelim. Bir göstereyim arkadaşlar kıvamını. Şu şekilde. Şeker ekliyorum. Şöyle bir defa karıştırsanız yeterli. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz.